Herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yine bir bülten kadrosuyla dünkü gibi, ondan önceki gibi olduğu gibi karşınızdayım efendim. Dün Şampiyonlar Ligi'nin son günüydü. Yine 8 maça yorum yapmıştık. Yine güzel e, oranlar bulduk ama kötü kayıplarımız da oldu. Hemen onlarla başlayacağız. Şöyle bir üstünden geçelim ne yaptık dün. Ondan sonra da UEFA ve Konferans karşılaşmalarıyla devam edeceğiz. Yine sizler için güzel 10 tane maç seçtim. Tabii ki bir sürü maç var. Ben sadece bunları tercih ettim diyerekten devam edeceğiz. Ama öncesinde bir e, düne değinecek olursak, özellikle 1945 seansında Feyenoord-Lazio karşılaşmasında biliyorsunuz KG var demiştik. E, bunu yine Instagram kanalda e, Feyenoord çok iyi oynarken Feyenoord'un golü değerlendirilebilir demiştik ilk yarıda. İlk yarıdan goller geldi. E, son dakikalarda orada bir penaltıyla Lazio'nun KG varını aldık orada. E, maçı bilmiş olduk tamamen. Celtic Atletico Madrid karşılaşmasında maç sonucu 2 bekliyorduk ama bildiğiniz üzere 2-2'lik beraberlik. Celtic'in ilk yarıda bulduğu ikinci gol bizi çok yanıltmıştı. Ama deplasman 1.5 üstünü de vermiştik bir önceki videomuzda. 1.62 orandan da onu söylemiştik. Paris Milan karşılaşması ilk yarı 0 demiştik. İlk yarıda Mbappe birebir yakaladığı pozisyonda affetmedi ve ilk yarı sıfırımızı aldı. Ama ilk yarı 1-0, ikinci yarı yani maçta 3-0 bittiği için ikinci yarı daha çok gol olur demiştik 1.82'den. O oranımızı içeriye aldık ve günün belki de fiyaskosu yani bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın yattığı en azından 2.5 üstü beklediği bir karşılaşma vardı. Newcastle Dortmund karşılaşması var dedik 1.44'ten yattık. 2.5 üstü dedik 1.49'dan yattık. Eee yattığımız maçları da söylüyoruz tabii ki. Yine Young Boys City karşılaşmasında deplasman 2,5 üstü gol atar dedik. 1.73'ten City 3 gol attı. 1-3 kazandı. İlk yarı 2 dedik. City'nin ilk yarısı galiba ilk yarısından yattık. Evet. City'nin ilk yarısı berabere bitmişti diye hatırlıyorum. Hemen onu kontrol etmek istiyorum. E, onu kaçırmışım. Çünkü bu, bu tarz bilgiler benim için önemli. Hani yatsa da tutsa da e, bu tarz bilgiler önemli hemen bakalım. Evet ilk yarısında gol sesi çıkmamıştı o karşılaşmada. İlk yarısı 2 dedik ama gelmedi. 2,5 üstünden City e, gol atarını bulduk. Leipzig Kızıl Yıldız karşılaşması ilk yarı 1 bir, bir 42'den aldık. İlk yarı 1,5 üstü sanırım o da ilk yarı 1,5 üstünden 1.77'den yattı ilk yarı 1-0. Ben bu skorları niye unuttum ya? Unutmamam lazım benim ilk yarı skorlarını biraz aklımdan ee, silmişim. Hemen burada Leipzig karşılaşmasına da bakalım. 3-1 kazandı biliyorsunuz Leipzig. Evet, ilk yarı 1-0 Roma'nın golüyle 1-0 yenmişler ve ikinci yarıda da golleri bularaktan maçı kazandılar. Barcelona Shakhtar karşılaşması ilk yarı 1 dedik. 1.40'tan geldi. 4.5 alt ve MS 1 dedik yine aynı şekilde. 1.45'ten onu da aldık. 2 birlik bir Barcelona galibiyeti vardı. Antwerp-Porto karşılaşması belki de en yüksek oranları yakaladığımız maçlardan birisiydi. Porto deplasmanda kazanır 1.93 dedik. Aldık. Deplasman 1.5 üstü gol atar dedik 1.87. Onu da aldık ve günü kayıpsız demeyeyim. Birkaç tane kayıpla kapatmış olduk ve bugünkü maçlara geldik diyelim ve artık videomuza geçme vakti. <laughs> Evet, UEFA karşılaşmasıyla başlayacağız, karşılaşmalarıyla başlayacağız daha doğrusu. A grubunda başka Topol'a, Freiburg karşılaşmasıyla başlayacağız. Yine tabii ki analizini yaptığım maçlar üzerinden konuşacağım sizlere. Çok fazla uzatmayacağım maçları tabii ki derinlemesine konuşup böyle bir saatlik, iki saatlik video yapmadığımız için ayrıntılı bahsetmeyeceğim. Her zamanki gibi sadece maç üzerinden bir iki cümle ve ardından tahminimi söyleyeceğim sizlere Eğer sizlerin de güvendiği maçlar varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bana ulaştırınız Zaten yorumlarınıza görüyorsunuz kalplerimi bırakıyor ve sizleri de yorumlarda takip ediyorum Şimdi Başka Topal'a Freiburg karşılaşması Başka'ya baktığımızda yani Freiburg'da eşleşebilecek yani belki de futbol tarihinde çok nadir anlardan birisini yaşayacaklar. İç sahada Freiburg'u ağırlayacaklar. Bu karşılaşmada çok ağır basan taraf bence Freiburg Freiburg. Yani özellikle West Ham'la içeride oynadığı karşılaşmada ben özetini izledim, detaylı özetini izledim. Evet West Ham kazanmış ama Freiburg da oradan puan alsaymış. Kimse bir şey diyemezmiş. West Ham gibi bir takıma iç sahada çok iyi oynamışlar. Salla iyi olsun. Freiburg'da çok tehlikeli isimler var. Bugün ilk yarı iki hakkımızı Freiburg'dan kullanacağız. Tam tamına 1.58 gibi bir oranı var. E, bu niye açılmadı? Şöyle FNF 5 yapalım. Şurayı bir restartlayalım. Şöyle Freiburg karşılaşması ilk yarı 2, 1.58'i deneyebilirsiniz. Şunları fazladan gelmiş bunları silelim. İlk yarı 2 1.58'den bir Freiburg galibiyeti neden olmasın diyorum ve 2.5 üstünde MS 2'de yine Freiburg karşılaşmasında Freiburg'un da 3-0 kazanabilme potansiyelinin olması ve başkanında bir gol bulabilme ihtimalinden ötürü 2.5 üstü artı MS 2'de 1.63'ten kuponlara yazılabilir. Bu maçta güven oranım yani böyle yarı yarıya 50'lerde diyebiliriz. Ve bu grubun diğer karşılaşması Olympiakos West Ham belki de grubun en kritik karşılaşması. West Ham'ı tanıyoruz biliyoruz hafta sonu KG var üstünü almıştık. Gelmişti Olympiakos'ta bir derbi oynadı yarıda kaldı. Biraz alevli bir maçtı takip ettiyseniz eğer. Bu maçta ise ben iki tarafında gol bulacağını düşünüyorum. Özellikle Olympiakos'un mutlaka gol atmak zorunda. Yani bu grupta bir şeyler söylemesi için, sonraki maçlara gidebilmesi için bugün mutlaka gol atmak zorunda. Bunun farkında olan bir Olympiakos'u izleyeceğiz, izleyeceğimizi düşünüyorum. Sağasında avantajı var, taraftar avantajı var. E tabi West Ham'da bu Olympiakos bu kadar ileriye çıkmışken boşlukları değerlendirecektir. Çok tehlikeli oyuncuları var ee, West Ham'ın onlardan zaten hiç bahsetmiyorum sizlere. Karşılıklı gol var 1.42'den bence tatminkar bir orandır diyorum. Ve bu maçı da karşılıklı gol var olarak seçiyorum. Diğer e, grubumuza geçelim. B grubunda Marsilya, AYK Çok fazla güvenmemem gereken bir ekip Marsilya. Katılıyorum. E, Misli'de süper oranla beraber 1.51'e gelmiş maç sonucu biri. Evet UEFA'da çok fazla maç sonucu almama taraftarıyım. Her zaman altını çiziyorum. Ama bugün Marsilya evinde çok ateşli bir futbol. Gattuso bir geldi böyle bir UEFA'da Böyle bir hype'la bir kazan 2-2 berabere kaldı Brighton'da hatırlarsanız 90'da penaltıdan yediler golü ama Brighton gibi bir ekibe ilk yarıdan oyununu kabul ettirmişlerdi. Aynı Brighton karşılaşması gibi ilk yarıdan çok hızlı başlayacağını düşünüyorum Marsilya'nın. En az ilk yarıda bir golü zaten Marsilya'nın hemen şurada alt üstten bakalım. Evet ev sahibinin bir golü 1.47 bunu deneyebilirsiniz. Veya ben maçın sonuna gideceğim derseniz 1.51 ile süper oranla deneyebilirsiniz bunu. Bir de Klasiktir. Tabi ev sahibinin kazanacağını düşünüyorsak biraz daha oranı arttırmak adına. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.68'den. Ben riskli istiyorum derseniz de 2.5 üstünden 1 artı alabilirsiniz diyelim ve bu maçı da geçelim. Brighton Ajax karşılaşmasını almış mıyız? Evet almışız. Burada bu maçı neden aldım? Yani evet Brighton, Mitoma, Premier League, Ajax galibiyeti yok. Hollanda Ligi sonuncu sıra vesaire. Bunların hepsini bir yana koyarsak Ajax gibi bir takıma İngiltere'de de deplasmanda 7.01 gibi bir oran gerçekten ilginç. Çok şaşırdım. Ben 2.69'dan 0.2 çifte şansı burada denerim. Sürpriz kuponlarımda bunu en başında söyleyeyim. Yani 3 maçlık bir sürpriz kupon yaptığımda Ajax'ı 0.2'yi yazarım. Yani çok tehlikeli ayakları var ön tarafta e, ama arka tarafta bir o kadar sıkıntılı e, ayakta. Brighton tabii ki evinde çok baskılı oynayacaktır. İlk yarıdan golleri bulabilir. O yüzden ilk yarı bir buçuk üstüne de burada 172 gibi güzel bir oran vermiş. İdeal kuponlarda yine ilk yarı kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz 172'den ilk yarı bir buçuk üstü gol veya ayak 0-2 çifte şans 269 sürpriz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz diyelim. C grubuna geçelim. Aris-Limasol-Real Betis karşılaşması. Burada iki takıma da baktığımızda yine gol atmak durumunda olan ekipler. Real Betis geçtiğimiz hafta sparta <laughs> çok pardon yanılmıyorsam 1-0 geriye düşmüştü. Biz yine Red, Betis buçuk üstünde kazanır oynamıştık. Ve maçı çevirmişti Isko'nun kafa golüyle. Yine Betis'in de bu maçta gol bulacağını, Aris'in de gol bulacağını düşünüyorum bu maçta 1.47'den. E, karşılıklı gol var. Yine e, güvenimin fazlaca olduğu karşılaşmalardan birisi diyeyim bu maçada. Ve ondan sonra D, E ve P grubunu yanlış hatırlamıyorsam. Evet boş geçiyoruz. E, buradaki karşılaşmalara tabii ki bir düşüncemiz var ama sizlere verecek kadar e, güvenli olduğunu düşünmediğimden e, konuşmuyorum. Ama sizler yine benim oynamadığım benim konuşmadığım maçları yorumlarda yazabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatalım. Roma Slavya Prag karşılaşması 4.5 altında bir Roma galibiyeti beklenebilir. Roma'nın bu sene iç saha maçlarındaki 3.5 altlı Roma, 4.5 altlı Roma galibiyetleri güzel kazandırıyor. Slavya Prag da evet buradan bir puan çıkarmaya gelecektir ve defansif ağırlıklı bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Roma da öyle kolay kolay rakibini açabilen bir ekip değil. 4.5 altı Roma galibiyeti 1.76 Yine değerlendirmeniz gereken oranlardan birisidir diye düşünüyorum. Molde Haken 1.55 molde galibiyeti gelebilir mi? Gelebilir. Evet. Ama biz burada Haken'in de gol bulabileceğini düşünerekten 2.5 üstünde 1.43 hatta 1.41'e düşmüş. Geçen videoda da söylemiştim düşen oranlar her zaman dikkatimi çeker ve üzerine giderim. Bundan bir, bir saat önce falan 1.43'tü 1.41'e gerilemiş. Bu oranı da sizlere vermek isterim ve... Bir diğer karşılaşma klaksvik olimpik Lubiana karşılaşması. Lubianayı zaten yakından tanıyoruz biliyorsunuz. Bu maçta yine Suni içimde oynanacak bir karşılaşma. İki takım da Suni İçim'de oynuyor. O yüzden bu karşılaşmada iki takımın da gol bulma potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Lubiana'nın henüz golü yok. İlk golünü bulabilir. Yüksek ihtimalle yani bu maçta bulacak zaten bu maçta bulamazsa Lille karşısında zor imkanı biraz yani bulamazlar. Bratislava karşısında da yine aynı şekilde zor. Zaten burada Lille ve Bratislava şöyle de hemen bir bakalım yanlış olmasın. Evet, Bratislava ile Lille zaten bu grubu götürecekler gibi geliyor. Yani bunlar da arasında evet birbirine yakın iki ekip atıp yerler diyoruz ve o yüzden KG varı 150'den sizlere sunalım ve diğer karşılaşmamız e, Gent karşılaşması e, rakip, e, Gent'e çok rakip olabilecek bir takım değil açıkçası. O yüzden bu maçın biraz üzerine gittim. Bu maçtan ne oran çıkarabiliriz diye. Evet MS1 zaten maçta e, ilk yarıda bir olma potansiyeli çok yüksek ama biraz oran çıkarmak istersek burada ilk yarıdan bir buçuk üst gol 1.68 ve bunu da bu golleri de Gent'in bulabileceğini e, düşünüyorum. Yanılmıyorsam evet e, ev sahibinin ilk yarı bir buçuk üstü golü. Şurada hemen aşağıya indiğimizde e, 2.05 gibi bir oranı var. Yani bu bize ev sahibi ilk yarıdan ikinci golü, üçüncü golü bulursa 2 oranı verir. Yani gidip do skor da oynayabiliriz ilk yarı 2-0 ama İlk yarı bir buçuk üstü 1.68. ilk yarı ev sahibi bir buçuk üstü ise 2.05 oran bence gayet kafi. Yine orta seviye kuponlarınızda deneyebilirsiniz. Ama tabii ki ilk yarı 2.0'ın da e, skoru 4.30 gibi bir oranı var. Dilerseniz tabii ki e, Ajax'la bağlayıp böyle iki maçlı mini bir sürpriz kombin deneyebilirsiniz. Gelelim e, bizim maçlarımız artık. Bizim maçlarımız nerede? Bodo Beşiktaş. Evet, D grubundayız. Bodo Glimt Beşiktaş. Evet, Beşiktaş'ta kötü bir gidişat var. Katılıyorum. Önce Lugano karşılaşması, sonra Galatasaray karşılaşması, iki alınan e, mağlubiyet, e, hocanın gitmesi, Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesi vesaire derken gidişat aşağıya doğru. Aşağıya doğru gidişatı olan takımlara bahis almayı çok severim biliyorsunuz. Bunların bir örneği de Chelsea'dir ki yakından takip edenler bilir. Ajax da yakında çıkışa geçtiğinde ondan da çok güzel paralar kazanacağız. Şimdiden altını çizerekten söylüyorum. Beşiktaş'ın 2.71 gibi bir oranı var bugün. Ben Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1.47'den Beşiktaş kaybetmez, alınabilir. Eğer sürprizciler buradan Beşiktaşlı kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Deplasmanda takımınıza güvenin. 2.71'den Tabii ki iş, işle aşkı karıştırmayacaksınız ama... ...Bodoglimp de öyle gözümüzde o kadar büyüteceğimiz bir karşılaşma değil. E, tek artıları belki de Suni için oynuyor olabilir. E, Bodoglimp'in Beşiktaş'a karşı. Hücum hattında aşırı aşırı etkili değiller. Orta sahaları çok dinamik ama... ...yine Beşiktaş'ın savunmada eğer bireysel bir hata gelmezse... maçı kazanabilme potansiyeli de... ...bence Bodoglimp'e göre daha fazla. Ama böyle karşılıklı gollerle gelen bir beraberlik üst ve var tercihleri hep seçilebilecek tercihlerden birisi. Bir de Beşiktaş'ın yine tarafına bahis alacak olursak da deplasman 1.5 üstü 1.97'den tercih edilebilir diyorum ve Fenerbahçe maçına geliyorum. Fenerbahçe maçı hangi gruptaydı? Sanırım F grubundaydı. Hayır. H grubundaydı Tuna. Yanlış hatırladın bunu. Fenerbahçe Ludogoreş Ludogoreş biliyorsunuz e, son maçında Norveç'ten 7 tane gol yedi ve yerken de gerçekten hani hem çok çok şanssız hem çok kötü bir e, savunma performansı gösterdi. O yüzden Fenerbahçe karşısında ilk yarı bir 1.49 mükemmel bir oran. Fenerbahçe zaten ilk yarıları Hatay karşısında da gördük. Çok iyi oynuyorlar. Hiç problem yok. 1.49'dan Fenerbahçe ilk yarısı denedir mi denenir. Evet. Zaten korner de açmamışlar Fenerbahçe'nin. İlk yarıdaki bu sürekli korner çıkarması, sürekli ilk yarıları kazanması yüzünden burada korner de yok gördüğünüz gibi. İlk yarı 1.5 üstü yine 1.99'dan özellikle Fenerbahçe'nin 2 gol atacağı bir e, senaryoda 1.99'dan alınabilir diyorum. Ve e, yine aynı e, Gent karşılaşmasında söylediğimiz gibi ev sahibi e, ilk yarıdan değil mi? Evet ilk yarıdan. Ev sahibinin bir golü 1.26. Bunu da deneyebilirsiniz. Yani 1.26'lık bir garanti bir oran. İlk yarıdan Fenerbahçe'nin bir golü, ilk yarı Fenerbahçe kazanır 1.49 ortalama bir oran. İlk yarı 1.5 üstü 1.99 biraz daha riskli bir oran olarak sizlere sundum. Siz de dediğim gibi maçlarınızı, güvendiğiniz tahminlerinizi yorumlara yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Yine orada konuşuyor olacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna, abone değilseniz de abone ol butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar yani yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.